Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerin de bize en azından yüzlerce mail attığınız elektronik sigara normal sigaradan daha mı zararlı meselesine bir el atacağız. Her şeyden önce arkadaşlar bu elektronik sigara muhabbetini daha çok insanların yüzüne patlamasıyla öğrendik. Tabi doğal olarak içinde pil olan bir şey siz çektikçe ısınıyor en sonunda patlayıveriyor. Tabi bunun kullanılan dandik ürünlerle de ilgisi olabilir, bunu bilemeyiz. Fakat bizim bildiğimiz şey şu, bu alet yüze patlayabiliyor. Peki biz niye böyle bir içerik çektik? Arkadaşlar Web Tekno ekibi adına şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki her türlü bağımlılığa karşıyız. Sigara, elektronik sigara ıvır zıvır, yani mümkünse içmeyin. Fakat çok soru geliyordu ve geçtiğimiz günlerde İngiltere'de University College London'dan Leon Shahbab liderliğinde bir ekip dişedeğer bir çalışma imza attı. İngiltere'deki uzmanlar amaçlarını normal sigaradan elektronik sigaraya geçmeyi düşünenlerin kafasındaki çelişkileri temizlemek olarak açıkladılar. Projenin bütçesi ise İngiltere Kanserle Mücadele Vakfı tarafından karşılandı. Yani bu adamların amacı normal sigara içenlerin elektronik sigara yardımıyla tüm bağımlılıklardan kurtulmasını sağlamak. Bu araştırma sırasında 6 aydan uzun süredir normal sigara içenler, dışarıdan nikotin takviyesi alanlar, uzun dönem elektronik sigara kullananlar, hem nikotin takviyesi alıp hem de elektronik sigara kullananlar, ayrıca nikotin takviyesiyle birlikte sigara içenler gibi farklı insan grupları teste tabi tutuldu. Çalışmayı yürüten ekip aynı zamanda şöyle bir grup daha oluşturdu. Bu grup hem elektronik sigara içti, hem normal sigara içti, hem de dışarıdan nikotin takviyesi aldı. Sonuç olarak toplamda 181 kişi farklı gruplara bölünerek 6 aylık sürecek olan testin süreci başlamış oldu. Üniversitenin iddiasına göre yapılan testlerin sonucunda elektronik sigara normal sigaraya göre %95 daha az zararlı çıktı. Tabi bu sadece elektronik sigara değil arkadaşlar, nikotin takviyesi de %95 daha az zararlı çıkmış. Adı geçen üniversite süregelen çalışma boyunca sigarayı bırakmak isteyenlerin elektronik sigara veya nikotin takviyesiyle hayatlarını devam ettirmelerini önerdi. Bunu aynı zamanda daha sağlıklı olarak da iddia etti. Bir de arkadaşlar ilginç bir şey bulmuşlar, o da şu: elektronik sigarayla vücudunuza aldığınız nikotin miktarı normal sigarayla aynı. Yani bir yoksunluk duygusu yaşanmıyormuş iddia göre. Sonuç olarak arkadaşlar elektronik sigara içenler normal sigara içenlere göre daha düşük risk teşkil ediyorlar. Ne için? Akciğer kanseri için. Çalışmanın başındaki doktora göre fark uçurum. Yalnız şunu da eklemiş kendisi: hem elektronik sigara içip hem de normal sigara içiyorsanız değişen hiçbir şey olmuyor. Akciğer kanseri olma ihtimaliniz her zamanki gibi yerinde duruyor. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Elektronik sigara henüz bebek bir teknoloji. Yani araştırmalar, testler, bilmem neler 6 aylık sürelerle yapılıyor. Fakat 100 sene sonra elektronik sigaranın genleri nasıl bir bozulmaya yol açacağı henüz belli değil. Tabi aynı şey sigara için de geçerli. Daha önce de söylemiştim, bizim atalarımız buna iki ucu bir şeyli değnek derler. Tekrarlıyorum, her ikisinden de kurtulun. Tabi şöyle bir şey var, sonuçta bilim bunu söylüyor, biz bunu uygulayabiliriz diye düşünüyorsanız şunu da eklemek istiyorum. Bilim dünyası gelen nesnel gerçekliklere göre geçmişte verdiği yasa niteliğindeki kararlardan vazgeçebilir. Hemen size bir örnek vereyim arkadaşlar. Einstein diye biri dünyaya gelene kadar dünyamız Newton'un fizik yasalarına göre anlamlandırılmaya çalışılıyordu. Fakat Einstein geldi, çalışmalarıyla Newton'un fizik yasasını alt üst etti ve tüm dünya o yıllara kadar yaptığı şeyin yanlış olduğunu anladı. Bence elektronik sigara için de aynı sonuç olabilir. Hatta sonuçta bir duman ve nikotin tüketimi olduğu için aynı sonuç kaçınılmazdır. Sonuç olarak arkadaşlar, hayat bize verilmiş çok güzel bir hediyedir. Ona değer vermeli ve sahip çıkmalıyız. Hayatımıza zarar verebilecek her türlü bağımlılıktan Web Tekno ekibi adına söylüyorum ki uzak durmalıyız. Yani bu elektronik sigara da olabilir, elektronik bilmem ne de olabilir. Bana zarar veriyorsa işim olmaz kardeşim. Artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Araştırmayla ilgili teknik detayları merak ediyorsanız aşağıda bağlantıyı paylaştım. Oradan detaylara ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve şuraya hazırlamış olduğum anketimize katılmayı unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Bu konuda yorumlarınızı da bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz.